başından düştüğü zaman diyor Allah dostlarından yardım istemek ne var bunda diyor. Ya sen hiç Kur'an okumuyor musun kardeşim? Hiç Kur'an'dan haberin yok mu? Peygamberin sünnetinden hiç haberin yok mu? İşte bu insanlar öyle insanları saptırıyorlar ki. Yani üzücü tarafı o. Televizyon kanallarında şov yapıyorlar böyle adeta. Tabii kime yapar kardeşim? Kendisine yapar. Diğerlerini de saptırır. Bakara suresindeki ayet canlandırın şöyle gözünüzün önünde. Siz mi saptırın ondan? Saptıranlarla sapanlar arasındaki bağlar kopacak. Orada ilk önce karşılaşacaklar. Diyecekler ki siz mi saptırdınız bunları? Bunlar kendimi saptı. Yani biz bilmiyoruz diyecek. Bunlar kendileri sapmış. Öyleyseler. Keşke diyecekler. Sizin bizden uzaklaştığınız gibi biz de sizden uzaklaşsaydık. Aralarındaki bağlar kopacak diyor. Ve takatta'at bihimül esbal. Aralarındaki bağlar kopacak diyor. Pişman olacaklar. Onu kabul etmeyenler böyle. Ya saptıranlar, bizzat saptıranlar, onların bütün yapmış oldukları günahlardan pay alacak. Yani saptırdığı insanlar, binlerce insan, diyelim ki anlattın, televizyonda seni dinledi, yanlış yaptı. Şirk içerisine girdi. İşte onların her birinin günahından sana da pay var. Ne kadar büyük bir iflas değil mi? Allah korusun, bu insanları felaket bekliyor yani. Şimdi konuşmak kolay. Televizyonlarda şurada burada güzel güzel insanları saptırmak kolay. Ya ahirette ne yapacaksın o zaman? Gel bakalım. Dendiği zaman ne yapacaksın? İnananlar ancak Allah'a güvensinler, ancak Allah'a dayansınlar. İşlerini yalnızca Allah'a bağlayanların, tevekkül edenlerin işi ne güzeldir diyor ayetlerde. Allah'tan başkasını çağırandan daha sapık kim vardır diyor ayette. Sen bu ayetleri görmezsen nasıl görüyorsun ya? Gözün kör mü senin ya? Namazda elini bağlayacaksın. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyeceksin. Allah'ım sana söz veriyorum. Yalnızca sana kulluk edeceğim. Ve yalnızca senden isteyeceğim diyorsun. Öbür tarafa gidip himmet ya gavs. Yetiş ya filan. Peki bu ayetlerden hiç mi haberin yok? Yani işte Allah insanı saptırırsa, bir adam ayağa kayarsa, ayetler gözünün önünden geçer. Hadisler gözünün önünden geçer. Bunları görmez olur. Niye? Çünkü adamda bir benlik oluşmuş, bir kibir oluşmuş. Bu kibir ne yapıyor? İşte onu böyle saptırıyor, yoldan çıkıyor.